Emin, bu ara Asya dediğimiz yaz coştu şu anda. İnanılmaz buhar veriyor. Daha önce bu makinenin kutu açılımını yaptık. Şimdi test ederek çalışmasına bakacağız nasıl çalışıyor. Biraz kutunun kılavuzunu inceledim. Öncelikle aparatlar şu şekilde göstereyim. Şu dişi olan bu gövdeye girecek. Onun akabinde bu gördüğünüz parça ok işareti var. Bakın. Bu ok işareti şuradaki kanala araya girecek. Şu şekilde. Bir tırnak sistemi var. Buraya baskı uygulayıp sola doğru çeviriyoruz. Bu şekilde sabitleniyor bu. Onun akabinde gördüğünüz bu bütün küçük parçalar hepsi buraya oluyor. Yani buraya takılıyor. Hepsinde aynı şekilde şöyle küçük tırnaklar var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Burada iki tane kanalı var. Şuradaki çıkıntılar oraya gelecek şekilde ayarlıyorsunuz. Zaten ok işaretleri var üstünde. Şu şekilde takılıyor. Bütün aparatlar aynı şekilde takılıyor. Bu arada bu ilk taktığımız aparatı şuradaki düğmeye basarak çıkartıyoruz. Şimdi daha yakından göstereyim. Bakın burada bir işaret var. Şu şekildeydi. İlk taktığımız konum bu şekildeydi. Bakın böyle takıyoruz. Sola doğru çevirdiğimizde bütün aparatlar bu şekilde. Bunu da deneyelim. Bunların hepsi bu şekilde gördüğünüz gibi. Cihazımıza su ekleme işlemine geçiyoruz hemen. Şurada gördüğünüz bir tupası var. Bu çevirme değil, mantarlı gibi çekerek çıkarıyorsunuz. Etrafında şöyle bir jontası var. Şu şekil ters çevirdikten sonra bunun yardımıyla suyumuzu dolduruyoruz. Tekrardan tıpamızı takıyoruz yerine. Bakın zaten maksimum seviyesi bu tarafta. Bir ölçek aşağı yukarı yetiyor yani tamamen maksimum derece doldurmasa da. Hemen fişimizi takalım. Off konumunda olan açma yerine hemen orta seviyelere getiriyoruz. Bakın şu anda burada kırmızı ışık yanıyor. Cihaz buhar çıkarmaya hazır olduğunda bu yeşile dönecektir ışık. Bekliyoruz şu anda. Bakın hemen yeşil oldu. Şu anda hazır kullanıma. Bakın tetiğe basıyoruz. Şu anda buhar geliyor. Fakat şu haznesi büyük olduğu için, bezli olduğu için göremiyorsunuz. Hemen şu aparatı takıyoruz. Görmemiz için.
Demin gösterdiğimiz gibi. Taktık aparatı. Basıyorum tetiğe. Şu anda kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama bir buhar geliyor. Bakın. Bu şekilde buhar geliyor. Buraya ne yapalım? Şimdi herhangi bir aparat takalım. Mesela şu cam düz yüzey silme aparatını takıyorum. Bu şekilde. Temizleme imkanı veriyor. Yalnız buharı çok zayıf gibi geldi bana. Neden olabilir? Şuradaki lastiği çıkmış. Arkadaşlar bakın buna dikkat edin. İki seferdir lastik çıkıyor buradaki. Şöyle yuvarlak bir lastik. Bunu yerine takıyorum. İkidir düşüyor. Makinenin kullanım şekli normalde şu şekilde 45 derece açıyla kullanılıyor. Bakın şu anda tekrardan basıyorum. Buhar gözüküyordur umarım. Bu şekilde sapını çıkardım. Sapsız kullanım için de buradaki düğmeye basıyorsunuz tetik yerine. Bu şekilde. Yani buharla birlikte bayağı bir çok su atıyor. Bunu belirtmem gerekiyor bu şekilde. Zaten bütün aparatlar aşağı yukarı aynı. Bu arada soğumasını bekleyin aparat değiştirirken. Gerçekten çok sıcak. Şu fırçalı aparatları da denemek istiyorum. Hatta şunu kapalı konuma getireyim çünkü çok sıcak. Takalım mesela. Hemen açma düğmesini açıyorum. Makine zaten sıcak olduğu için yeşil ışık yandı. Buhar düğmesine basıyorum. Bu şekilde buharı atmaya başlıyor. Şimdi denemek adına lekeli bir yer tespit edip bakalım nasıl bir etkileri var. Bunu görmeye çalışalım. Gözüken siyah noktalara bakalım. Bu kirleri yumuşatabiliriz. Gördüğünüz gibi yüksek sıcaklıktaki buhar basıncı bez girmeyen yerleri de gayet güzel temizliyor. Bayağı bir yumuşattı yani kirleri.
Hemen şimdi küçük fırçayla da üstünden geçelim, bakalım ne kadar etkili. Biraz önce sadece buhar yardımıyla aldığımız yerleri yani gerçekten bayağı etkili. Bakın şimdi buraya bez girmiyor. Temizlemesi zor olan yerler. Hemen sıfırlamanı alalım, kapatalım. Yani uğraşıldığı takdirde hemen açtım cihazı. 30 saniye içinde cihaz aktif oluyor. Bunun püf noktası ben kurcaladığım kadarıyla maksimuma alsanız daha etkili şeyi, gücünü, buhar gücünü. Maksimumdayken bu şekilde. Bayağı bayağı bir etkili. Bakın temizleyelim, püfleyelim. Şeyleri nasıl sevdiğini görüyorsunuz. Yaz boyu dışarıda kalan masayı nasıl temizlediğini istedik. Buhar kirleri çok rahat bir şekilde yumuşatıp tekrarını sağlıyor. Keşke pis bir şey bulursak da bulamadım. O yüzden gösteremiyorum. Başka dışarıda olan bu vardı. Hatta bizim dışarıda duran bir tabure vardı. Onu da getirirsem onun üstündeki lekeler üzerinde denemek istiyorum. Bu tabureyi de dışarıda kullanıyoruz. Hatta bir iki kere boya yapıyorken kullandım. Üstünde gördüğünüz gibi çıkmayan lekeler var. Bakalım lekeleri biraz uğraşıldığı takdirde sarsıyor. Bakın bu şekilde buhar daha net gözüküyor. Şurayı bir deneyelim hemen. Yoğun baskı uygulayamadım. Gerçekten etkili bir bileşeni çıkaramamış. Nefes gözenekli yerler olduğu için gayet başarılı. Şimdi çekermiştim. Makine adeta görsün. Bu kadar bağır çıkarmamış.
Kapatalım. Benim bu ara asker dediğimiz cihaz coştu şu anda. İnanılmaz buhar veriyor. Evet. Performansı bu şekilde. Bakın şu anda bu gözeneklerin içinde pislik doluydu. Şöyle gelişi güzel 5 dakika uğraştık. Gerçekten fayda sağladı. Çalışma şekli bu şekilde arkadaşlar. Umarım bir fikir oluşmuştur kafanızda. Eksik ya da fazla yaptığım herhangi bir şey varsa yorumlarda bildirmenizi rica ederim. Hoşça kalın.